Bey'i ne yaptı acep? Allah'tan kötü bir haber gelmese. Bu nasıl iştir ana? Bela eksik olmaz başımızdan. Nasıl zehirlenmiştir acep? Hayrola? Ne zehirlenmesi? Bey Bolat Bey. Zehirlenmiş. Artuk Bey Umuroğulları'na vardı beyim. Biz de haber bekleriz. Ben de oraya gitsem iyi olur. Lakin evvela size söylemem gereken mühim bir mesele vardır. Emir Bahattin öldü. Devletimiz bir hainden kurtuldu lakin... bundan gayrı tedbiri elden bırakmamak icap eder. Doğru dersin oğul. Bu mesele devlet içinde epey su kaldıracak. Ne de olsa devletin en büyük emiriydi. Devlet içinde herkes kendi menfaatini düşünmekte. Bahattin'in ölümü onun yerinde gözü olanlar için bulunmaz bir nimet. İmdiden ellerini ovuşturmaya başlamışlardır bile. Moğollar da onların arasından birini emir seçecek. Hadise buralara sirayet ettiğinden olacak baba. Önümüz sisli dumanlı olacak. Türk obaları önlerini göremeyebilirler. Tereddüte mahal vermemek icap eder. Lakin biz yolbaşçıyız. Bizim vazifemiz... sis duman dağılana kadar onları istikametlerinden saptırmamaktır. Ya isyan eden olursa ne edeceğiz beyim? Koyup gitmek isteyen olursa? Doğru yolda çıkan badireler her daim hayırlıdır Selcan Hatun. Cesurlarla yüreksizleri ayırt etmemizi sağlar. Cesur olan bu ateşten çelik gibi sert çıkacaktır. Yüreksiz olan da yanıp kül olacaktır.
Bu zorlu günde mühim olan ahaliyi birlik içinde tutabilmek. O birlik dersin de evlilik işi ne olacak? Bey Bolat Bey İlbilgi Hatun'u vermeyi kabul etti ana. Lakin bu meselenin indi acelesi yoktur. Evvela Bey Bolat Bey'i görmeye gitmem icap eder. Nerede zehirlenmiş, nasıl olmuş öğrenelim. Destur var mıdır beyim? Gel Abdurrahman. Bunu Mergen gönderdi beyim. Tez bamsıyla Turgut'u haber edesin. Yanıma gelsinler Abdurrahman. Buyur Hüseyin'dir bey. Ben gelmeden evvel kustu mu hiç? Yok Artuk Bey, hiç kusmadı. Gözünün içi nasıldır? Kan çanağı gibi olmuş. Gözün ahvali tabii değildir. Ateş içinde yanar. Çin Hatun, ılık suya tez Hint yağı döküp getiresin. Kusturmamız gerektir. Aha beyim, ah. Nasıl oldu bu iş? Konuşurduk. Sendelediğini gördüm. Lakin bir anda yere yığıldı. Hazırdır beyim. Tez getiresin. Tez içiresiniz. Kusması gerekti. İçine atın, tez şeytan tersi otunu getiresin. Yınal, o otu burnuna tutup koklatasın. Ver hocam. Haydi. Haydi abi. Ağzından kan gelir Artuk Bey. Artuk Bey, kurban mı olayım, bir şey yap. Yoksa ağabeyim öldü mü? Thank you.
Berke Han'ın elçileri ittifak için görüşmeye gelmişler. Adamları sizi karşılayıp onlara götürecek. Benim burada kalmam icap eder. Bir yandan Bahattin'in ölümü, bir yandan Beybolat'ın zehirlenmesi huzursuzluğa sebep olabilir. Dizginleri elden bırakmamak icap eder. Adamlara bu mektubu veresiniz Turgut. Üstündeki damgadan sizi tanırlar. Bu mektubu başelçiye verirsiniz. Sonra esas ittifak görüşmesini ben yapacağım. Buyruk senin beyim. Eyvallah beyim. O halde biz tez yola düşelim beyim. Kılık değiştirmeyi unutmayın Bamsı. Bu ittifak görüşmesi Moğollara karşı büyük cengi başlatacak. Moğolların burnu bu kokuyu almış olabilir. Tedbiri elden bırakmamak icap eder. Gözünüzü, kulağınızı dört açın. Eyvallah beyim. Eyvallah beyim. Sizden tez vakitte haber beklerim. Yolunuz açık olsun yiğitlerim. Abime ne olmuş Artuk Bey? Acıdan bayıldı. Bu alelade bir hadise değil. Beybolat Bey yediği içtiği bir şeyden kendi kendine zehirlenmemiştir. Beybolat Bey'i birileri zehirlemiş. Sen ne dersin Artuk Bey? Kim cüret eder buna? Ağabeyim iyi olacak mı Artuk Bey? Eğer tahmin ettiğim zehirse daha kurtulanı görmedim. Kaynamadı mı bunlar hala? Kaynamışlar beyim, nasıl edeyim? Baldıranı sirke ve sarımsağın üstüne dökesin. Getirdiğim şurubu da üstüne boca et. Tez getiresin. Panzehir hazır beyim. Tez içiresiniz. Haydi abi. Haydi. Hadi bismillah. Bismillah. Şimdi bana müsaade edersiniz. Beni Beybolat Bey'le yalnız bırakın. Bari ben kalaydım Artuk Bey. Bir yardımım dokunurdu. İlgi Hatun, tedbir bizden, takdir Allah'tan. Bundan gayrısı kul kısmını aşar. Biz yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Gerisi kaderi ilahiye namzettir. Sabırla çadırınızda bekleyesiniz. Haydi. Kervansarayı basan Ertuğrul muydu? Emin misin? Eminim efendim. İçerideki herkesi öldürmüşler. Kervansaray'a Ertuğrul bastığına göre odasına bıraktığınız zehri o içmemiş. Evet. Eğer o zehri bir başkası içtiyse beni hemen bulabilirler. Onu oradan almalıyım. Ertuğrul kervansaraya baskın yaparak ağır bir darbe vurdu. Ama bu yaptıklarından sert bir fırtına olup ona geri döneceğini bilmez mi?
Hem de nasıl bilir? Elbette bilir. O her şeyi hesaplamıştır. Moğollardan vergileri aldı. Hem de bizi kullanarak. Emir Bahattin'i de öldürdü. Şimdi sıradaki hedefine yürüyecek. Nedir o? Kale. Uranus Kale. Kaleyi fethetmek isteyecektir. Bu yüzden üzerimize gelecek. Surları sağlamlaştırıp askerleri arttıralım. Ertuğrul'u öldürmedikçe bu işe yaramaz. Ertuğrul'u öldürmemiz lazım. Hem de hemen. Ben şimdi gidiyorum Uranus. Ve ne olursa olsun bugün Ertuğrul'u öldüreceğim. Hafsam. Mühim bir vazifeye giderim. Sen hemencecik bir yolluk hazır edesin de yola revan olayım. İmdi hazır ederim. Haydın hatunum, haydın. Hazır ederim de. Siz ne vakit döneceksiniz Bamsı? Niye ki ne? Bir mesele mi vardır Hafsam? Sen obada yokken kendimi pek bir yalnız hissederim Bamsı. Hafsam. Ben daha yeni değil ki. Nice yıldır vazifeye giderim. Lakin hiç senden böyle bir şey işitmemiştim. Öyle de ahval değişti Bamsı. O bu eskisi gibi değildir ki. Selcan Hatun geldiğinden beri beni bunaltır durur. Haymana onu dizginlemeye çalıştır lakin nereye kadar? Bamsı, benim bu obada tek dayanağım, tek tesellim sensin. Hafsam, öyle demiyorsun. Bak, Haymana vardır, balalarımız vardır. Hem nice bacı da yanı başındadır. Gayrı onlar da yetmez oldu Bamsı. Belki de... Belki de ne yapsam? Belki de bizim obadan gitme vaktimiz gelmiştir Bamsı. O nasıl laftır Hafsam? O nasıl laftır? Bizim yerimizde... Yurdumuz da bu obadır. Nereye gideceğim? Yaptığım her işte horlanmaya başladım Bamsı. Gururum incinir. Bu obada artık kendimi fazlalık gibi hissederim. Hem bize gidecek yer mi yoktur Bamsı? Balalarımız bizim yanımızda olsun kafi. Hafsam, çekip gitmek lafı sana yakışmaz. Başımızda onca bela varken bırakıp gitmek de ne demektir? Asıl imdi sapasağlam obamızda durmalıyız. Hafsam, sen nice yıldır bu obanın işlerini çekip çevirirsin. İmdi bir sıkıntı oldu deyi bunca yıllık emeğini heba mı edeceksin? Hafsam, ben bunca vakittir vazifeden vazifeye, cenkten cenke koştum. Hiçbirinde de gözüm arkada kalmadı. Zira senin nedenli sağlam durduğundan emindim. İmdi Hafsam, kurbanın olayım da benim gözümü arkada koymayasın. Sana yakışanı yapasın. Hemi boncuk gözlüm. Hemi boncuk gözlüm. Gel esin hele. Haydın kendine gelesin. Haydın hatun.
Ben şimdi giderim. Yolun açık olsun. Eyvallah. Ya Şafi. Ya Şafi. Ya Şafi. Ya Rabbi. Bilirim ki şöhret heybeti kıran afettir. Benlik hikmeti yıkan felakettir. Sana senin ismi şerifinle geldim. Biz aciz ve çaresiz. Sen ise mülkün sahibisin. Biz fakir ve güçsüz. Sen alemlerin Rabbisin. Senden başka sığınılacak kapı yoktur. İnayetine sığındım. Senden başka çare yoktur. Hidayetine sığındım. Senden başka şifa veren yoktur. Şafi ismine sığındım. Ya Rabbi, lütfuna geldi. Sen bizi eli boş gönderme ya Rabbi. Ya ağabeyin başına bir hal gelirse biz ne edeceğiz? Ağzından yel alsın sırma. Allah korusun hanımım. Önce babam imdi de ağabeyim. Kim ne ister bizden? Ağabeyimi kim zehirlemek ister? Bunu yapanı bulup başına cihanı yıkacağım. İmdi celallenmenin vakti değildir. Bizim yapmamız gereken Allah'a sığınmak. Hele bir ağabeyim iyileşsin. Ondan sonra yapılacak ne varsa yaparız. Artuk Bey'i işittin. İşittim, lakin ağabeyimin halini görmedin mi? Artuk Bey bizi neden çıkardı? Ağabeyimin yanında kalsaydık. Artuk Bey ünü obaları aşmış tabiptir. Bir yolunu bulacaktır inşallah. Müsteri olasın hanımım. Nasıl müsteri olurum Mengü? Ablam kulaklarıyla duydu. Bu zehirden kurtulanı görmemiş. Ne edeceğiz? Allah'ım sen bize yardım et. Ağabeyim bize bağışla. Amin. Şükürler olsun. Şükürler olsun. İyi misin Bey Bolat Bey? Artuk Bey. Sabahtan akşama cenk etmiş gibiyim Artuk Bey. Beyim. Çok şükür kendine gelmişsin beyim. Öğrenir öğrenmez geldim Bey Bolat Bey. Eyvallah Ertuğrul Bey. Nasıl oldun? Kafam zonklar. Sanki üzerime dağ devrilmiş gibi Ertuğrul Bey. Dağlar demirden olsa işlemez sana Bey Bolat Bey. Maşallahın var. Lakin bana ne oldu anlamadım. Beyim, ben müsaadenle İlbilge ve Sırma Hatunlara da haber edeyim. Malum, onlar da üzüntüden perişan oldu. Git Cinal. Teşhis edebildin mi artık bey? Beyim, Bey Bolat Bey'in yediği içtiği bir şeye zehir katmışlar. Zehir mi? Kim cüret eder bunu artık bey? Bizans işidir bu beyim. Nereden anladın? Baldıran altınla civanın kaynatılmasıyla yapılan bir zehirdir.
kadim Bizans zehridir bu. Dragos'tan başkası olamaz bu. Vay köpoğlu vay. Şimdi ben senin derinden davul edip Söğüt sokaklarında çalmaz mıyım? Yat hele. Hiç kuşkulandığın bir vaziyet olmadı mı? Nerede zehirlenmiş olabilirsin? Bilmem ki Ertuğrul Bey. Pek çok yerde yedim içtim. Şükür ki tesirini yavaş yavaş gösteren bir zehirdir. Allah'tan vaktinde müdahale ettik de. Yoksa kurtulması zordu beyim. Eyvallah Artuk Bey. Sağ olasın. Sen olmasan halimiz yamandı. Şafi olan Allah'tır. Biz sadece vesileyiz Beybolat Bey. Dediği yer bu civarlardadır. Adam nerededir acaba? Ararsınız. Ava gideriz. Başelçi nerededir? Başelçisi bekler. Lakin önce sizi ona götürecek kişiyle görüşmeniz gerekir. Ha, kişi. O adam da nereden çıktı? Sizi ancak o götürebilir. Hadi, daha fazla beklemeyelim. Reis'im. Perişan olduk. İyiyim bacım. Senin düğününü etmeden göçmeye niyetim yok. Siz de hoş geldiniz Ertuğrul Bey. Hoş gördük. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Artuk Bey, her şey için sağ olasın. Bu yaptığın iyiliğin karşılığı ödenmez. Sağ olasın Artuk Bey. Ağabeyimi kimler zehirlemiş olabilir Ertuğrul Bey? Dragos olduğunu düşünürüz. O kaleyi gayrı başlarına yıkma vakti gelmedi mi? Hele sakin olasın Sırma. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Şimdi daha da aklı selim düşünme vaktidir. İlbilge Hatun doğru der. Sonlarının yaklaşmakta olduğunu bilirler. Biz şimdi öfkeyle hareket edersek bugüne dek üzerlerine kurduğumuz ilmek ilmek oyun bozulur.
Bize düşen onları yok edene kadar aramıza nifak tohumu girmesine mani olmaktır. Biz de zaten bunun için iki obanın kardeşliğini pekiştirmek isteriz. İzdivacınız bu kardeşliğin en kuvvetli perçini olacak inşallah. Hasta ziyaretinin kısası makbuldür. Çok şükür korkulacak bir husus olmadığına göre bize müsaade. Kalın sağlıcakla. Buyurasın Ertuğ Bey. Ertuğ Bey'im. Ertuğ Bey, sen İlçin Hatun'la beraber anda tetkikler yapasın. Bütün sürahilere, şerbetlere, taslara bakasın. Bakalım orada bir zehir emaresine rastlayacak mısın? Buyruk senindir bey. Eyvallah. Beyim, haber geldi. Türk obalarının beyleri Ebir Bahattin öldüğünü öğrenmiş. Toy için hana gelirlermiş beyim. Yanan ateşin dumanının buraya kadar tüteceği belliydi. De sana giderim. Emin olur beyim. Aha beyim. İyiyim bacım. Merak etme. Bu zehri Ertuğrul içmediyse kim içti? Kim? Evet balalar, Esma-ül Hüsna dersinde nerede kalmıştık? Allahü Teala'nın ismi şeriflerinden hangisini mütalaa edelim? Hocam ben Allah'ın bir isminden çok korkuyorum. Hangi isminden korkuyorsun Aybars? El-Kahhar isminden hocam. Neden korkuyorsun o isimle? Söyle bakalım. Ben biraz okudum hocam. El-Kahhar, kahreden demekmiş. Kahreden demek. Doğru. Lakin düşmanlarını ve zalimleri kahreden demek. Kendisinden korkmamızı Allahü Teala bize emreder. Hatta korkanları över, yüceltir. Nitekim Yüce Allah Fatır suresinde buyurur ki, kulları içinden ancak alimler Allah'tan gereğince korkarlar. Şüphesiz ki Allah daima üstündür, çok bağışlayandır. Lakin bu korkunun bir hikmeti vardır balalarım. Nedir hikmet hocam?
Eğer insan Allahü Teala'dan layıkıyla korkmazsa Allah'tan gayrı her şeyden korkmaya başlar. Bu korku gitgide bir puta dönüşür. Kimi ilmini kaybetmekten korkar. Kimi şöhretini kaybetmekten. Kimi de makamını kaybetmekten korkar. Lakin şunu iyi belleyin. Hakiki mümin ancak Allahü Teala'nın rızasını ve muhabbetini kaybetmekten korkar. Yoksa Allahü Teala müminleri sever. Onların yardımcısı ve dostudur. Hülasa El-Kahhar isminden korkması gerekenler, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar, hakka savaş açanlar ve insanlara hatta tüm varlığa zulmedenlerdir. Bu cihana neden gönderildiğini ve bir gün hesaba çekileceğini unutan insanlar başkalarına zulmetmeye başlayınca Allahü Teala da El-Kahhar ismiyle onları cezalandırır. Nitekim bir vakit Ebrehe ve ordusunu cezalandırdığı gibi. Ebrehe kimdir hocam? Ebrehe Yemen valisiydi. Allahü Teala'nın evim dediği Kabe'yi yıkmak için koca bir orduyla Mekke'ye gelmişti. Yıktılar mı hocam? Nasıl oldu anlatır mısınız? Anlatalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumuna tam 52 gün vardı. Mekke-i Mükerreme'de bir felaket haberi. Yemen valisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Ebrehe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi Abdülmuttalib'in 200 devesini almıştı. Abdülmuttalib Ebrehe'ye gider ve develerini ister. Kabe'yi de sahibi korur der. Ebrehe öfkeli. Onu bana karşı kimse koruyamaz der. Kureyş'in ulusu Abdülmuttalib son sözünü söyler. Ben ona karışmam. İşte sen, işte o. Deyip develerini alır ve gider. Mekke ahalisi tedirgin. Tepelere ve dağ başlarına çıkarlar. Mekke boşaltılır. Harem-i Şerif mahzun, Abdülmuttalib mahzun. Kureyş'in ulusu Kabe'nin halkasına tutunur. İlahi, dokunulmazlığı tehlikeye düşmüş olanları koru. Kabe'yi ve Kabe ahalisini koru. Ardından o da yürür dağlara. Bir tek örtüsü kalır Kabe'nin. Yemen alacası bir örtü. Hane-i Saadet yalnız. Makamı İbrahim yalnız. Hicri İsmail, Hacerül Esved, Kabe-i Muazzama yapayalnız. Ve kuşlar ayak yapılarından belli ki sadece uçmak için yaratılmışlar. Hiçbir yere konmayacaklar. Kuşlar hızla cihan semasına yaklaşmaktalar. Muhasir Vadisi'nde Ebrehe'nin ordusu görünür. En önde devasa bir fil, ardında 60.000 sefil Kabe'yi yıkmak için harekete geçer. Daha adımını atmadan fil, Ebrehe'nin yol göstericisi Nufeyl, yaklaşıp filin kulağına bir şey fısıldar. Mahmut, sağ ve selametle geldiğin yere dön. Çünkü sen Allah'ın dokunulmaz kıldığı memlekettesin. Ve Nufeyl de çekilir dağlara. Fil birden dizlerinin üstüne çöker. Orduda bir kargaşa. Ne oldu bu file? Yönü başka tarafa çevrilince koşuyor. Hem de delice bir süratle. Lakin yüzü Kabe'ye doğru döndürülünce kapanıyor dizlerinin üstüne. Ucu sivri demirler sokuluyor burnuna. Mahmut kalksın ve yürüsün diye. Lakin nafile. Tam o esnada gökyüzünde bir karartı. Kapkara bir bulut gibi.
derya üzerinden gitgide yaklaşan, yaklaştıkça netleşen bir karartı ve dehşetle açılan gözler ve sapsarı kesilen yüzler. Bir nida dayanabilecekseniz bakın diyor. Zira gökten ebabiller yağıyor. Yeryüzünde hiç görülmemiş kuşlar, irili ufaklı, bölük bölük, fırka fırka, birbiri ardınca, gagalarında ve ayaklarında taşlar, pişirilmiş çamurdan, kanatları benek benek kar beyazı, o ilahi nurdan ve alınlarında bir yazı, El Kahhar. Belli ki azap için yaratılmışlar. İşte başlıyor azap. Ebrehe 60.000 kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar. Taşlaşmış yürekleri söküp çıkaran taşlar. 52 gün var. Kâbe yalnız değil. Kâbe sahipsiz değil. Ve haykırıyor Kâbe. Hani nerede ordunuz? Hani gururlanıyordunuz? Hani kaçış yurdunuz? Hem nereye kaçıyorsunuz? Takip eden Allah, Ebrehe Malu, galip olan Allah. Biliniz ki sonunuz alevli bir ahtır. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Hocam, zalimler tekrardan karşımıza çıkarsa ebabil kuşları yeniden gelir mi? Allahü Teala'nın El Kahhar ismi şerifi o gün ebabil kuşlarıyla tecelli ederek Kâbe'yi ve masumları korudu. Allah yeryüzünde kendi davasını sürdürecek. Yiğitleri de tıpkı ebabil kuşları gibi zalimleri kahredici kılar. Sizler kendinizi öyle yetiştirin ve Allahü Teala'nın davasını öyle sahiplenin ki siz varken mazlumlar başlarını göğe kaldırıp da ebabil beklemesin. Dostlarınıza muhabbet bağında bülbül, düşmanlarınıza cenk meydanında ebabil olun. İnşallah. İnşallah hocam. İnşallah. Şu cihan ne garip değil mi Yunal? Kim ne vakit dost, kim ne vakit düşman, hiç belli olmaz. En iyisini sen bilirsin beyim. Lakin şimdi sen niye böyle bir şey dedin anlayamadım. Artuk Bey için derim. Dün gözünü kör ettirdiğimiz adam geldi bugün bizi iyi etti. Gözlerimizle gördük beyim. Panzehir de zehirden yapılır. Lakin bu vaziyet onun zehir olduğu hakikatini değiştirmez. Doğru. Şifayı Artuk Bey'in ellerinden bulduk. Lakin bu vaziyette onun hala bizim düşmanımız olduğu hakikatini değiştirmez. Yunal. İşte seni bundan sebep severim Yunal. Hem zekisin hem de sadık. Bu Ertuğrul ne haltlar karıştırır. Kimlerle ne işler çevirir. Öğrenmek gerek. Kuşkulandığım bir şey mi var beyim? Ertuğrul Dragos'la bir anlaşma yapıp o kaleden çıktı. Lakin anlaşmanın ne olduğunu söylemedi. Bunun çalınan vergilerle bir alakası olup olmadığını öğrenmek gerek. Eğer öyleyse karşımızda çok büyük bir düşman vardır beyim. Artuk Bey de zehrin Bizans işi olduğunu söyledi. Dragos'u işaret etti. O vakit biz intikamımızı almayacak mıyız beyim?
İntikam soğuk yendiğinde lezzetlidir inanım. İlk işimiz Dragos'u halletmek değildi. Onunla konuşup Ertuğrul'la bir bağ var mı onu öğrenmektir. Kaleye mi gideceksin beyim? Oraya gidersek bizi zehirleyen kefere sağ bırakmaz. Başka bir yol bulmak gerek. Elbet onu da bulacağım. Neden hala tasalanırsın hanımım? Ya babam gibi ağabeyimi de kaybetseydik Mengü? O vakit fitneler, iftiralar dolanırdı. Maazallah kayılarla yine birbirimize düşerdik. Kötü düşünme hanımım. Hem Bey Bolat Bey'imiz kurtuldu. Hem de düğünün olacak inşallah. Zor günler geride kalacak, göreceksin. Hayrola? Sevincinizi neye borçlusunuz? Bey Bolat Bey'imiz kurtuldu ya. Ben bir Bey Bolat Bey'imize bakayım. Yine ablana çıkışmaya mı geldin? İlbilge'ye hiçbir şey olmamış gibi iyi davranacaksın. Öyle ki kaya obasına rahatlıkla girip çıkabilesin. Fırtına boran vurunca dal budak kırarmış. Az mübadire atlattık. Ağabeyimi gördün işte. İnsanın başına bir musibet gelince yanında yöresinde kanını canını ararmış. Doğru dersin. Asıl olan musibete düşmeden bunun kıymetini anlamak. Birbirimizi incitsek de sen benim ablamsın. Yakında düğünün olacak. Çok gönlümü kırdın. Evvela senin beni anlaman gerekirdi Sırma. Sen benim bacımsın. Öfke başa vurunca akıl baştan çıkarmış. Sen benim büyüğümsün. Hakkını helal edesin. Helal olsun. Kaya obasına gelin gidince bizi unutmayasın. O nasıl söz? Burası benim ocağım, otağım. Hiç unutur muyum? Sen tasa etmeyesin. Bir ayağım burada olacak. İnşallah kaya obasında güneş gibi parlayacaksın. Bey hatunluğu sana pek bir yakışacak. İnşallah. Papaz efendi, nasıl bu hale geldiniz siz? Tanrı'ya sizin için dua edeceğim. Sen koş. Hep Tanrı'ya dua et. Ama seni son zamanlarda pek sık kilisede göremiyorum.
Hiç sormayın papaz efendi. Ertuğrul Bey'den gelen yardımla yetim çocukları doyuruyorum. Zamanımın çoğunu o masum çocuklara harcıyorum. Neredeymiş bu çocuklar? Nasıl duymazsınız papaz efendim? Söğüt'ün her yeri yetim çocuklarla dolu. Yakında Söğüt'te yetim çocuklardan çok daha fazlası olacak. Ne dedin? Ne dedin? Hiç. Hiç. Ertuğrul Bey'i çağırayım mı? Belki bize bir hekim gönderir. Yok. Onun zaten işi başından aşkın. Bir de benimle uğraşmasın. Olur mu hiç öyle şey? Sonra bana kızar. Koskoca Söğüt'ün tek papazı hastalanmış ve benim haberim olmadı der. Kızar bana. İç ya şunu. Peki, Ertuğrul Bey haber ver, gelsin. Hemen papaz efendi, varsa test sırmayla gidip gideresin. Gayrı sen obamızda misafir sayılırsın. Doğduğum, doyduğum obada misafir olmakta varmış ağabey. Bacım, burası senin ata ocağın. Ama sakın unutma, bundan böyle Kayı Obası'nın baş hatunu olacaksın. Bir ayağın buradadır. Lakin senin yerin gayrı orasıdır. Şimdi müsaadenle biz Söğüt'e gidelim ağabey. Destur var mıdır beyim? Gel Yinal. Hayrola? Kervansaray'ı basmışlar beyim. Orada ne kadar Moğol varsa hepsini öldürmüşler. Ya Emir Bahattin? Onu da öldürmüşler bey. Kim cüret eder buna? Kim? Vergileri çalarlar. Moğolları keserler. Yetmez gibi bir de Emir Bahattin'i öldürürler. Kim yapar bunları Yınal? Kim? Beyim, Türk obalarının beyleri de tedirgin olmuşlar. Ertuğrul Bey'den acele toy istemişler. İndi hep sağına gidermiş. Vakit yatma vakti değildir ki. Ağabey. Eğim ben, eğim. Haydi siz gidin işinizi görün. Haydi. Toya gideceğiz Yinal.
Siz de kimsiniz? Ertuğrul Bey tek sizi mi gönderdi? Şimdilik sadece biz. Başelçi nerededir? Başelçi sizi bekler. Biz götüreceğiz sizi. İyi, iyi. Tez gidelim o vakit. Mektubu alalım önce. Bizde duracak. Emir Bahattin katledilmiş. Şimdi ne olacak? Bu işin sonu hayır değil. Doğru söylüyorsun. Hoş geldin bey. Hoş gördük Tumrul. Beyler geldi mi? Geldiler bey. İçeride seni beklerler. Ertuğrul bey. Beyim. Papaz efendi. Hiç iyi değil. Yataklara düştü. Kimsesi de yok. Ben yanından ayrılmam. Benden size haber vermemi, sizin ona mutlaka yardım edeceğinizi söyledi. Tumrul, tez şifacılara haber edesin. Papaz efendiyle ilgilensinler. Ben de toy bittikten sonra yanına uğrayacağım. Toyda istişare etmek dilermişsiniz. Sizleri dinler. Günden güne durum kötüye gitmekte Ertuğrul Bey. Gayrı bize de artık yeter olmuştur. Dragos keferesi yeterince bela zaten. Üstüne Moğol vergileri de kaptırıldı. Şimdi de Emir Bahattin katledilmiş. Neler olur Ertuğrul Bey? Emir Bahattin'in akıbeti Moğol'la iş tutmasındandır. Devlet öyle bir zilletin içinde ki... Moğol soysuzu istediğini vezir yapar, istediğini öldürür, istediğini de makama getirir. Bir Bahattin daha bulacaklardır. Bir müddet karışıklık olsa da bizim topraklarımıza sirayet etmeyecek. Çıkacak olan kargaşayı nasıl uzak tutacaksın Ertuğrul Bey? Vergileri de götürüp kefereye fidye diye vermişsin Ertuğrul Bey. O nasıl olacak? Bu Moğollar gelip yeni vergi istemeyecek mi? Evet. Vergilerinizin mesuliyeti bendedir. Hepsini ben tanzim edeceğim. Kimseden tek bir altın dahi alınmayacak. Moğolların tek derdi vergidir. Onun da hesabı görüldükten sonra bu topraklara musallat olmayacaklardır.
bu toprakların emniyetine zeval gelmeyecek. Emniyet dersin de Ertuğrul Bey. Bak, Beybolat Bey de zehirlenmiş. Demek zehri Beybolat içti. Bu iş açığa çıkmadan Ertuğrul'un işini bir an önce bitirmeliyim. Koskoca Umuroğulları Bey'inin zehirlendiği yerde emniyet mi kalmıştır? Müsaade var mıdır Ertuğrul Bey? Buyur, geç hele. Kusura bakmayın beyler. Başımıza elin bir hadise geldi. Ondan sebep geciktik. İşittik Beybolat Bey. Biz de onu konuşuruz. Beybolat Bey'le bu meseleyi istişare ettik. Onun da kaygısı yoktur. Dragos pusatımızın yaklaştığını anladığı için ne yapacağını şaşırmıştır. Onun hakkından gelmemiz yakındır. Kaygım odur ki vergiyle, altınla bu Moğol belası dinmez. Böyle giderse Dragos keferesinin hakkından da gelinmez. Gayrı fetih kapıları açmak için geldiğimiz bu yurt bize dar olmaya başlamıştır. Zorlu günde bu kadar yılgınlık gösterecekseniz niye döşeğinizde yatmazsınız da toya gelirsiniz? Beyliğinizin harcı bu kadar mıdır? Haydi o vakit. Tez bizi başelçiye götürün. Sizin için yol buraya kadar. Bundan sonrasını biz gideceğiz. Bizi kandırabileceğinizi mi sandınız? Bizim her yerde gözümüz kulağımız vardı. O vakit o gözünüzü oyar kulağınızı keserim. Bir ucunuzda Bizans keferesi, diğer ucunuzda Moğol soysuzu. Bir günden bir güne obanıza halel mi gelmiştir? Kimin tek bir çadırı yıkılmıştır? Kimin aşı suyu azalmıştır? Sana haksızlık etmeyiz Ertuğrul Bey. Söylediklerin doğrudur. Lakin önümüz sis, arkamız duman. Olacakları göremiyoruz. Nice kez önümüze sisler dumanlar çıkmıştır. Başımıza nice aileler geldi. Hangisinde sizi istikametten saptırdık ki imdi saptıralım?
Biz yolumuzu candan serden geçenlerle birlikte yürürüz. Zorluk görünce korkaklık yapanlarla birlikte değil. Burada her kaygının arz makamı benim. Hal yoluna koymak da benim vazifemdir. Lakin sizin de vazifeniz zorlukla karşılaştığımızda dimdik ayakta durabilmektir. Dört bir yanımız düşmanla sarılıyken en ufak bir gevşeklik gaflete, gaflet de ihanete yol açar. Bunu gösteren olursa ne yapacağımı iyi bilirim ben. Olanlar hepimizi hırpaladı Ertuğrul Bey. Bir çare aradık, başka da tasamız yoktu. Hiçbir zorluk yolumuza mani olamayacak. Lefke Kalesi gayrı şer yuvasına dönmüştür. Orayı kılıçla açmak bizim boynumuzun borcudur. Fetih için katı yayda hazır bekleyen ok gibi hazır bekleyeceğiz. Korkan, çekinen varsa şimdi söylesin. Bir cesur bin korkaktan yeğdir. Ben gerekirse bu uğurda tek başıma cenk ederim. Canını çok seven varsın, gitsin otağında yatsın. Benimle birlikte bu yolda canından serden geçen gelecek. İçeri nasıl sızdınız? Başka kimler vardı hele? Başka kimseyi bilmem ben. Hem siz bizi ne sandınız? Bizim her yere elimiz kolumuz uzanır. O vakit uzanan elinizi de kellenizi de keseriz. Dragos, iki obanın yakınlaşacağını anlayınca bu zehir işini tertip etti. Bundan gayrı her türlü fitneye karşı hazırlıklı olmak gerek. İnşallah dediğin gibi o şer yuvasını fethedersek fitneyi de temizlemiş oluruz. Vergilerin çalınmasında da, Emir Bahattin'in öldürülmesinde de onların parmağı olduğunu düşünürüm. Onlar her şeyi yaparlar, bilirsin. Lakin merak ettiğim bir şey var. Vergilerin o kervansarayda toplanacağını pek az kişi bilirdi. Bu malumatı Dragos'a onlardan biri mi uçurmuş dersin? Kim bilir. Lakin her şey karanlıktadır. At izini, it izine karıştırabilirler. Ortalık karışırken suçu herkes birbirinin üstüne atabilir. Bunun iki yolu var.
İlki Dragos'u bulup öttürmek. İkincisi de vergilerin orada toplanacağını bilenleri konuşturmak. Diyelim bir cevap aldın. Altınları bulamadıktan sonra ne fayda? Bize ispat gerek Bey Bolat Bey. Hele bir şüphelileri bulup öttürelim. O vakit altınları da buluruz. Bu işi deşmek gerek Ertuğrul Bey. Lakin fazla deşmez. Bırak Moğol ne yaparsa yapsın. Bu iş çok karışıktır. Maazallah sonra deştiğin yerin içinde kalırsın. Kurtaranın olmaz. Müstakbel akrabamız Ertuğrul Bey ne güne durur. O elbette bize elini uzatır, değil mi? Akrabamız demişken, şu evlilik meselesini bir an evvel neticelendirelim derim Ertuğrul Bey. Bugün buyurun otağımıza gelin. Hem sohbet ederiz, hem de bu evlilik meselesini konuşuruz. Şeref duyarız. Müsaadenle. Eyvallah. Elçiler bizi nerede beklerler? Çok mühimdir. Bu mektubu onlara ulaştırmamız gerek. Neredeler? Canlı tepede. Nerede? Nerede de bana? Mağarada. Elçiler yerine Moğollara demiş olabilir. Haydi o vakit kardeş. Tez varalım şu mağaraya. Başlarına bir şey gelmeden yetişelim gayrı. Haydi. Haydi. Vuruşmadan geldik geleli atlarımızla pusatlarımıza bakamadık hiç. Şunları bileyledikten sonra atlara da bakalım. Haydi Süleyman, hazır mısın sen? Sen git Gündüz. Ben gelmeyeceğim. Ne demek gelmeyeceğim? Atlarla pusatları sınamak gerek. Bir vuruşma daha olursa rezil olur Süleyman. Benim hiç gelesim yok. Hem bir vuruşma daha olsa ne olacak? Yine böyle gelip durduğumuzda kalacağız. Senin bir derdin vardır Süleyman abi. Diyesin hele. Moğolları biçtik. Eyvallah. Emir Bahattin de hak ettiğini buldu. Lakin böyle durarak nereye kadar? Babamla emmimlerden de hala haber gelmedi. Ne yaparlar, ne ederler bilmeyiz. Biz onları düşünmez miyiz sanırsın Süleyman? Ha? Hem onların ne zor şartlarda olduğunu en iyi sen bilirsin. Ha deyince haber gönderemezler, bilmez misin? O vakit ben giderim. Aklını başına devşir. Bir yere gidemezsin. Babam da müsaade etmez böyle bir şeye. Hadiselerden sonra huzursuzluk çıkabilir. Bir de kendi aramızda mesele çıkmasın. Huzursuzluk çıkarsa da haksızlar mı Gündüz? Böyle oturup kalmayla netice mi alınır? Bir biz vuracağız. Bir onlar hamle yapacak. Bu hep böyle gidecek. Asıl bir arada durmamız gereken vakitler bu vakitlerdir. Eğer emimlerin yanına gidilmesi gerekirse evvela babam gider zaten. Onlar da haber gönderecekleri vakit gönderirler. Herkesin bir bildiği vardır. Sizin babanız burada Osman. Bütün aileniz, obanız burada.
Ben nice vakittir babamı görmem, bilir misin? Ailemiz dağıldı. Obamızın yarısı kırıldı. Bana nasıl zor gelir, bilir misin? Gayrı benim durasım kalmamıştır. Bundan böyle herkesin bildiği kendine ne olsun. Ben kendi bildiğimi yapacağım. Yeter ettin Süleyman. Oraya gittiğinde bu sefer de ananı burada tek başına koyacaksın. Bu ağır gelmeyecek mi? Orada lazım olursan emimler haber gönderir. Babam da uygun görürse destur verir, gidersin. Yeter gayri, kendine gel. Haydi. Al pusatını. Bileyleyip sınayacağız. Bamsa atbaşı yoklar da hazır görmezse gözümüzün yaşına bakmaz. O vakit ne oraya gidecek atın olur, ne de onlarla beraber vuruşacak pusatın. Haydi. Çok kasvetli. Ötekine bakalım. Sırma. Bacım, birini alıp gidelim. Yapılacak daha onca iş var. Abla, yakında düğünün olacak. Sana elbise kumaşı bakarız. Nedir bu kaygın? Düğün mesele değil de. Asıl mesele düğünden sonrası. Olacakmış ki düğünden sonra. Selcan Hatun'la Osman beni pek istemez. Ben sabrederim. Lakin inşallah bu vaziyet uzun sürmez. Ertuğrul Bey'in canı sıkılmaz. Nikahta keramet vardır. Sen ipek gibi yüreğini görünce seveceklerdir. Hem ben ne güne dururum burada? Seni yalnız mı koyacağım? Kaygılanmayasın. Hatun, şunu aç hele. İşte bu en iyisi. En mutlu gününde saadetinin perdelenmesini istemem. Ay parçası gibi olacaksın. Şavkınla herkesin gözleri parlayacak. Düğün elbiseni ben dikeceğim. Şunu sar hele. Bir şey öğrenebildin mi beyim? Ertuğrul bir altlar karıştırır. Lakin dili kör kilitten beter. Elbet açacağız onu da. İmdi, sen şu toyda Ertuğrul'a aksilik eden beyi bulup bana getireceksin. Emin olur beyim. Ha, bu arada bu Batur Alp gelmiş. Batur Alp mi? Seninle görüşmek istermiş beyim. Emir öldü ya. O da kılıç artığı kaldı tabii. Sığınacak gölge arar. Lakin talihli adammış. Ona ilk vazifesini vereceğim. Hem de pek mühim bir vazife. Adamlarımızı topla. Ertuğrul.
Ertuğrul'u öldüreceğiz. Artık onun sonu geldi. Emredersiniz efendim. Emir Bahattin öldükten sonra beni de sarayda barındırmazlardı. Tek çarem sendin bey, Bolat Bey. Sana sığınmaya geldim. Allah Emir Bahattin'in taksiratını affetsin. Ne edersin? Ecel işte. Şimdi sen onun intikamını almak istersin değil mi Batur Alp? Gerekirse bu uğurda ölürüm. Yeter ki emirimin intikamını alayım. Tasa etmeyesin. Hep beraber alacağız intikamını. Benim yanımda her daim yerim vardır Batur Alp. Lakin ben de senden çelik gibi bir sadakat beklerim. Her buyruğumu yerine getirmeni isterim. Bilesin. Sonuna kadar beyim. Her şeyi yaparım. Gerekirse saraya dahi elimi uzatmaya çalışırım. Saray imdilik dursun. Senden elini başka bir yere uzatmanı isteyeceğim. Yapılacak çok iş var. Emir'in ölümü, çalınan vergiler, sandık. Bunların hepsinin ucu bir şekilde Ertuğrul'a dokunur. Sandık hususunda Artuk Bey'e ne yaptıysak, ne ettiysek ötmedi. Kayılar bizi akşam otağa davet ettiler. Bacılarımı önden gönderdim ki hem onlarla kaynaşsınlar, hem de sırma bir etrafı kolaçan etsin. Bakalım bir şeyler görebilecek mi? Şimdi senden elini uzatmanı istediğim yer Lefke Kalesi. Oraya gidip Dragos'la görüşeceksin. Devlet adına geldiğini söyleyeceksin. Ertuğrul'la ne anlaşma yapmış? Çalınan vergilerle bir alakası var mıdır? Hepsini öğreneceksin. Onlar Ertuğrul'la düşman dahi olsalar kolay kolay malumat vermezler. Diretirlerse ne yapacağız beyim? Onlara öyle bir teklif sunacağım ki malumat getirmek için ayağımıza gelecekler. Nedir o beyim? İlçin Hatun bütün küplere, taslara, şerbetlere baktı beyim. Tetkikte çıkan neticeye göre zehirden emare yoktur. Bu zehir işi Umuroğulları'yla aramızda bir mesele yaratmasa da diğer oba beylerini huzursuz etmiş. Zaten bu Moğol vergileriyle Bahattin'in ölümünden ötürü de hepsinin gözünü duman bürümüş. İleriyi görecek feraset önde yürüyenden beklenir beyim. Arkada gelenler yalnız yola bakar. Biz evvelallah istikametin selamete çıkacağından eminiz. Onlar da tez vakitte göreceklerdir inşallah. Görecekler artık bey. Görecekler. Aksakallılardan haber geldi. Hayır olsun beyim. Berke Han'ın elçileri ittifak görüşmesi için gelmişler. Ben de Turgut'la Bamsi'ye bir mektup verip onlara gönderdim. Sonra asıl görüşmeyi ben yapacağım. İnşallah hayırla neticelenir beyim. Gayrı Moğol zalimine karşı hürriyet cengini başlatırız. Biz buna hazırız da ya Anadolu? Bugün yıllardır bize sadakat gösteren beyleri ilk defa yılgın gördüm. Eğer bu yılgınlık Anadolu'ya sirayet ederse işimiz çok çetin olacak artık bey. Anadolu'nun üstüne zulmün karanlığı çökmüştür beyim. Beyleri yılgınlığa sürükleyen bu karanlığın sonunu görememeleri. Bu zifiri karanlığın sonu gözle değil, gönülle görülür. Bu gönülde feraseti yüksek olanlarda, davanın sancaktarlığını yapanlarda görülür. Zira onlar güçlerini Allah'tan alırlar. Zümer suresinde buyurulduğu gibi, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Nitekim herkesten aynı feraseti bekleyemeyiz.
Karanlığın ardında nice aydınlıklar, yeğsin ardında nice ümitler vardır beyim. Umulur ki yürüdüğümüz bu kutlu yolda karanlığa karşı ilk kıvılcımı tutuşturacak kişi sen olacaksın beyim. Senin kıvılcımın da diğerlerine cesaret verecek. Ve bu kıvılcım Allah'ın izniyle volkana dönüşecek. Ben bu yola kıldan ince, kılıçtan keskin olduğunu bilerek girdim. Yolun üstünde ateşlen geçitler olduğunu da iyi bilirim. Tek gayem taşıdığımız kutlu diriliş sancağını zaferle dikmektir. Allah'ın izniyle dikeceksin bebeğim. İnşallah. Ne iyi ettiniz de erkenden geldiniz. Akşamı bekleyeceğimize gidip yardım edelim dedi kaymağına. Ablam size pek bir düşkün kaymağına. İlle de erken gidelim bir işe yarayalım diye tutturdu. Aslı bey olanın nesli de bey olurmuş. Eksik olmasın, biz de onu severiz. Ya, eksik olmasın. Lakin biz kendi aramızda hallederdik evelallah. Neticede misafir. Bugün misafir, yarın bey hatun olacak. Yardım dediğim, bildiğimiz bir işin ucundan tutmak Selcan Hatun. Yarın aynı ülke birlikte omuz vereceğiz. Hadi o vakit hatunlar. Hatun kişi iş başında belli olur. Selcan kızım, sen Sırma Hatun'la ekmek işine bakasın. Baş üstüne anam. Hemen Ayman Hanım. Hafsa kızım, sen de İrbilge Hatun'la aş için doğranacak etlere bakasın. Baş üstüne Ayman'a. Baş üstüne Ayman'a. Hadi bakalım, kolay gelsin. Komutan Dragos. Beni görmek istemişsin. Söyle, dinliyorum. Ben Emir Bahattin'in yaveriyim. Devletimiz Emir Hazretlerinin ölümü üzerine bir tahkikat başlattı. Ben de bunun için buraya geldim. Emir'i biz öldürmedik. Bizimle ne görüşeceksin? Sizin öldürmediğinizi biliyoruz. Şüphelendiğimiz kişi Ertuğrul Bey. Ertuğrul'a gidin o zaman. Buraya niye geldin? Ertuğrul Bey vergilerin çalınmasından ve Emir Hazretlerinin ölümünden evvel kaledeydi. Sizinle bir anlaşma yaptığını söyledi. Lakin anlaşmanın ne üzerine olduğuna dair bir şey söylemedi. Yani? Eğer bu anlaşma vergilerin çalınmasına dairse bunu bize söyleyin. Bu meseleden sizi hiçbir şekilde mesul tutmayacak. Bizim gayemiz Ertuğrul Bey'in bu kirli oyunlarını açığa çıkarmaktır. Söyleyecek bir şeyim yok. Bakın, bize istediklerimizi söylerseniz Ertuğrul Bey'i bitiririz. Bu her iki tarafında selametini olur. Ayrıca Moğol tehlikesinden uzak kalmanız adına devletimiz sizin için elinden gelen dostluğu gösterecektir. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Biz bu kalede kendimizi bütün tehlikelerden koruruz. Askerler, çıkışa kadar eşlik edin. Ya Ertuğrul Bey bu kaleyi fethederse? Dur. Ne demek o? Ertuğrul Bey yakında bu kaleyi fethetmek için hazırlıklara başlayacak. Moğollardan vergileri aldı. Hem de bizi kullanarak. Emir Bahattin'i de öldürdü. Şimdi sıradaki hedefine yürüyecek. Nedir o? Kale. Uranus Kale. Kaleyi fethetmek isteyecektir. Bu yüzden üzerimize gelecek. Bizimle işbirliği yaparsanız
Biz de Ertuğrul Bey'in bu kaleyi fethetmesine mani olmak için sizinle işbirliği yaparız. Ertuğrul Bey son günlerde çok öfkeli. Malum. Onca hadise üst üste geldi. Biz de bunu söyledik. Kendi doğrumuzu söyledik. Hata mı ettik Bey Bolat Bey? Hiç hata olur mu? Hem sen koskoca bir oba beysin. Elbette hesap sormak hakkındır. Şu yaşananlar kolay hadiseler mi? Sen hiç canını sıkmayasın. Eğer bu işlerde Ertuğrul Bey hatalıysa... gerekeni yaparız. Nasıl? Hep birlikte hesap sorulur. Sen yeter ki doğru bildiğinden şaşmayasın. Ertuğrul Bey'e bacını verirmişsin. Akraba olacaksınız yakında. Nasıl olacak bu? Her şey Söğüt'ün selameti içindir. Bunun yanında akrabalığı ne ehemmiyeti var? Bizim gibi yurdunu seven beyler olmasa hali ne olurdu buralar? Sen dik durmaya devam edesin. Ben her daim arkandayım. Sağ olasın Bey Bolat Bey. Bekleyip görelim o vakit. Dediğin gibi Ertuğrul Bey hatalıysa gereğini yaparız. Öyle. Bana müsaade. Müsaade sen. Yunal! Buyur beyim. Haydi. Kayı obasına gideceğiz. Yapılacak işlerimiz var. Ertuğrul'un savaş hazırlıklarına siz nasıl engel olacaksınız? Onun kaleyi fethetmek için neler yapacağını öğreniriz. Bunları sizinle de paylaşırız. Lakin sizin de bize istediğimiz malumatları vermeniz şartıyla. Diyelim ki Ertuğrul'un kaleye saldırmasına engel oldunuz. Sonra Ertuğrul toparlanıp yine saldırmayacak mı? Ertuğrul tamamen ortadan yok olmayacaksa hiçbir anlaşmanın önemi yok. Merak etmeyiz. Ona da az kaldı. Nasıl? Moğollar Ertuğrul'un elinde çok mühim bir sandık olduğundan şüphelenirler. Bugüne kadar yok olmadıysa o sandık sayesindedir. Lakin Moğollar bu işin peşini bırakmayacak, çok yakında buraya gelecekler. Sandığı aldıktan sonra gayrı Ertuğrul'u kurtaracak hiçbir şey kalmayacak. Hele ki altınların çalınmasında da Ertuğrul'un parmağı varsa Moğollar onu iyice kıskaca alacaktır. Şimdi söyleyin, yaptığınız anlaşma vergilerin çalınması üzerine miydi? Allah razı olsun Selcan Hatun. Hayır olsun inşallah. O gün Han'da seni dinlemeseydim hainlerin oyununa düşecektim. Kim bilir ne felaket doğuracaktı. Laf dinleyen iş bitirir, dinlemeyen baş yitirir derler. Lakin senin de maşallahın var. O zorlu vakitte obana iyi sahip çıktın. Zaten bundan sonra fitnecilere mal vermemek lazım. Malum, akraba olacağız. Ablam gelin gelecek. Daha da kaynaşacağız. Öyle. Doğrusu pek beklemiyorduk. Biz Emir Bahattin'in İlbilge Hatun'la evleneceğini zannettiğimizde seni gelin diye bekliyorduk. Ertuğrul Bey'in İlbilge Hatun'u istemesine pek bir şaşırdık.
Bunlar büyüklerin bileceği işler. Murad eden etti, ağabey Mirza gösterdi. Bize de hayırlısı olsun demek düşer. Bibi Hatun, Selcan Hatun'un tavırlarına bakmayasın. Selcan Hatun iyidir, hoştur. Lakin lafının nereye varacağını pek tartamaz. Selcan Hatun'un tavırları seni endişelendirmesin. Obada gönlünü kırmadığı hatun kalmadı. Lakin hepimiz onun acısına veririz. Selcan Hatun'u anlarım. Ziyanı yok. Obasının yaşadıkları malum. Oğluyla bir başına burada tutunmaya çalışır. Zor iştir. Yüzünün güzelliği yüreğine vurmuş İlbilge Hatun. İnşallah Ertuğrul Bey'imle mutlu mesut bir ömür yaşarsınız. İnşallah. Lakin işim kolay olmayacak. Neden ki? Ertuğrul Bey'in üç evladının sevgisini kazanmak, onlara kendimi kabul ettirmek kolay iş değildir. Hele Osman çok mesafeli durur bana. Anasının yerini alacağımı sanır. Kızar bana. Sevgi nelere kadir İlbilge Hatun. Sen yüreğini serin tut. Tasa etmeyesin. Öksüz çocuklar. Anadan yana Murat almadılar. Vaktiyle hepsi seni bağırlarına basacaklardır. İnşallah. İnşallah. Destur var mıdır beyim? Gel evlat. Hayrola? Hangi rüzgar seni buraya attı evlat? Bir sıkıntım vardır baba. Onu açmaya gelmiştim. Ne sıkıntısıymış bu? Gel hele gel. De bakalım, seni dinlerim. Sen şimdi evleneceksin ya baba. Ya yeni çocukların olursa, ya onları bizden daha çok seversen? Sen bu sualine yanıt aramadan evvel babalığın ne demek olduğunu öğrenmen icap eder. Bak oğul, baba ocağı öyledir ki kışın hiç ateş yanmasa da üşümez. Çünkü babanın evlatları için yanan yüreği hepsini ısıtır. Böyle bir ocak hiçbir evladı ısıtıp da öbürünü üşütebilir mi? Sen bizi hiç üşütmedin baba. Lakin o ocağı kaybetmenin korkusu işte.
Baba ocağını kaybetmek ne demek iyi bilirim evlat. 7 yaşında da, 70 yaşında da olsan... ...babanın ısıttığı yer hep üşür. Cihan senin olsa... ...o sırtını yasladığın koca dağın yokluğunu hep hissedersin. Tek baban var olsa... ...başka hiçbir şeye ihtiyacın yoktur. Zira baba... ...çınar ağacı gibidir. Meyve vermese de... ...gölgesi yeter. Allah eksikliğini göstermesin baba. İçime sıkıntı oldu işte. Yoksa anladım ben seni. Maşallah benim yiğidim ha. Lakin hele dur bakalım. Ben babamı... ...baba olduktan sonra anladım. Sen de dur bakalım hele. Senin de evlatların olsun... ...o vakit ne demek istediğimi anlayacaksın. Ana... ...gezindiğin bağ... ...baba yaslandığın dağdır. Kıymetini iyi bilirsen... ...bundan yüce servet yoktur. Hem ne buyurmuş adı görklü Peygamber Efendimiz? Allah'ın rızası... ...ana baba rızasındadır. Sırtımızı yasladığımız daha çok şükür yanımızdadır. Lakin... ...gezindiğimiz bağ... ...anamız... ...onu hiç görmedim, bilmedim. Ana babanı anlatır mısın baba? O bir çift ceylan gözlü oğul. Onun gözlerine ilk baktığımda anladım. İşte dedim. Bütün cihan benim olmuştur. Peşinden götüren görklü bir ceylandı. Erli cenklere gittiğinde... ...gece gündüz göz kırpmadan bekleyendi. Belalar sel gibi gelse... ...yerli yatan dağlar gibi yiğitçe durandı. Bir otağı ısıtan... ...bir obayı çekip çevirendi. Hepsinin üstüne... ...3 de aslan doğuran bir anaydı. Al yaşmaktı. Ocağın koruydu. Sıcak açtı. Görklü akan suydu. Evlatlarına beşik, erinin gönlüne sırdı. Kendisi bir cihana bedeldi. Bana 3 cihan daha verdi. Sonra ecel atına bindi. Dönülmez cihana göçtü. Siz onun bana emanetisiniz oğul. Siz benim ilk yongalarımsınız. Sizi ben cihana değişmem. Süleyman, hayırdır inşallah oğul?
Bunlar da neyin nesi? Ertuğrul Bey vazife mi verdi? Ertuğrul Bey vazife vermedi ana. Ben kendim gitmek isterim. Ertuğrul Bey vazife vermedi. Sen ne yapmak niyetindesin? Süreye mi çıkacaksın, ava mı gideceksin? Hayır ana. Babamla abimin yanına gideceğim. Ana, babamlar, ağamlar orada kaderine terk edilmiş. Burada durmak bana ar gelir. Ağzından çıkanı kulağın duyar mı senin? O yol bir başına gidilir mi? Her bir yan düşman, her bir yan casus. Canına kastederler. Bırakmam seni. Burada elim kolum bağlı durmaktan evladır ana. Oğul, evvela ateşini söndüresin. Ertuğrul Bey'imle bir kere daha konuşur, bakarız bir hal çaresine ha? Ertuğrul Bey hangi bir dertle uğraşsın ana? Hem yakında nikah telaşı da gelecek. Babamlar orada can telaşındayken ben burada eğlenecek miyim? Senin ağzından çıkanı kulağın duyar mı? Duyar ana. Hem de gayet iyi duyar. Çekil önümden. Ölürüm de çekilmem. Evvela sakin olasın. Ertuğrul Bey dört bir yana haber saldı. Mutlak bir çaresini bulacaktır. Şimdi ille de ben gideceğim diyeceksen... şunu da aklından çıkarmayasın Süleyman. Sen gidersen... ben de analık hakkımı sana helal etmem. Şurupları yan yana dizdin mi? Dizdim Artuk Bey. Söylediğiniz düzende dizdim. Şurupları her daim gözlem altında tutmalısın Pilçin Hatun. Bozulanları atıp tekrar kaynatmalı, hazırda bekletmelisin. Baş tutun Artuk Bey. Müsaade var mıdır Artuk Bey? Buyurasın Bey Bolat Bey. Pilçin Hatun. Hoş gelmişsin Bey Bolat Bey. Hoş gördük Artuk Bey. Şöyle ağzımızı doldura doldura bir hal hatır edemedik. Hem canımızı da sana borçluyuz. Allah seni o bana bağışladı. Cihan sürgünün bitmemiş demek. Öyle. Öyle. Doğru dersin. Gidilecek yolumuz... görülecek günümüz varmış Artuk Bey. Hay Allah. Kırdık şişeyi. Kırılan bir şişe baldıran olsun Bey Bolat Bey. Kaynatır tekrar koyarız. Baldıran olduğunu nereden bildin Artuk Bey? Bey Bolat Bey. Gözümüzü kaybettik. Lakin... hafızamız hala yerindedir. Allah'a şükürler olsun ki bu raflarda ne var ne yok tek tek hafızamızdadır. Eyvallah. Müsaadenle ben seni daha fazla oyalamayayım. Otağa doğru geçeyim. O vakit ben de seninle birlikte otağa geleyim. Birlikte çıkalım ha? Eyvallah. Gidelim o vakit Artuk Bey. Buyur.
kim bunlar? Ne istiyorsunuz? Ah papaz efendi. Hani sana bakıma muhtaç yetim çocuklar vardır demiştim ya. İşte onlardan birkaçı. Şunların masumluğuna bakar mısın? Sen koç. Ne yapmak istiyorsun? Amacın ne? Çıkart bunları buradan. Zangoş değil. Komutan Dragos. Kandırdın hepimizi. Tanrı'nın laneti senin üzerine olsun. Şeytan! Kes! Asıl şeytanın ta kendisi sensin. Sen ruhunu Ertuğrul'a satmış bir hainsin. Biz Söğüt'ü tekrar Hristiyan topraklarına katmak isterken... sen çan çaldırıp vaaz vermekten başka hiçbir şey yapmadın. Ben şimdi Ertuğrul'u buraya çağırmaya gidiyorum. Siz de ne yapacağınızı iyi biliyorsunuz. Papaz efendi. Senin iyileşmen için Tanrı'ya dua edeceğim. Her türlü olmayı bunun hesabını hepinizden soracak. Nerede kaldı bunlar? Çoktan gelmeleri lazımdı. Sesler var. Birileri gelir. Hah. Geldiler sonunda. Ne olur böyle? Ne istersiniz? Berke Han'ın başelçisi. Canınızı almaya geldik. Bakalım sizin canınızı kim kurtaracak? Haydır Allah! Var olun yiğitler. Siz kimsiniz? Süleyman Şahoğlu Ertuğrul.
Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey. Papaz Efendi'nin durumu çok ağır. Ölmek üzere. Ben de şimdi ona gidecektim. Tez gidelim Abdurrahman. Buyruk Sayındır Bey. Ben de kiliseden kutsal suyu alıp hemen geliyorum. Eyvallah. Maşallah. Kayyerlerinin her biri cengaver. Hele ki Gündüz'le Süleyman. Pek yaman yiğitler. O gün bacımı kurtardınız. Şimdi birinize yenge, birinize de ana olacak. Ananızı küçükken kaybetmişsiniz. Ben de anasız büyüdüm. Öksüzlüğün ne demek olduğunu iyi bilirim. İlbilge otağımıza ana oldu. Bize anamızın eksikliğini hissettirmemek için didindi. İnşallah bundan böyle size de hissettirmeyecek. Beybolat Bey, Ertuğrul Bey'in yıllar yılı evlatlarıyla hususi alakadar oldu. Onları bir kartalın pençesinden kelle alacak kadar yavuz yetiştirdiği gibi analarının da yokluğunu hissettirmemek için elinden gelen gayreti gösterdi. Helal olsun. Uç Bey'imizin yükü ağır. Bütün bu işleri bir hatun çekip çevirmeli. Bu evlilik vakitlice oldu. Sen burada bekle Abdurrahman. Buyruk Seyidir Bey. Eceline git bakalım Ertuğrul. Eceline. Papaz Efendi. Papaz Efendi. Papaz Efendi. Beyler müsaade ederse hatun kızlar sofrayı sersinler. Aş vakti yaklaşmakta. Eyvallah Ayman. Babam bu vakte kadar kalmazdı hiç. Niye gelmedi ki hala? Allah Allah. Toy biteli de epey oldu. Bir hadise mi var acaba Artuk Bey? Hayırdır inşallah. Benim de bildiğim bir şey yoktur. Az bekleyelim hele. Elbet gelecektir. Hele hatunlar sofrayı kursunlar. Thank you.
Bey. Papaz Efendi ölmüş Abdurrahman. Hristiyan'a hali haber edersin. Emin olur Bey. Duramadım. Abdurrahman. Alfler! Dayan yiğidim. 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 Zangoç! Zangoç!